Merhaba arkadaşlar. Şimdi menengiç sürgünlerini toplamıştık sizinle. Onlarla ilgili bir salata yapacağım. İsterseniz menengiçlerinizi bu şekilde bütün topladığımız sürgün yerleriyle birlikte böyle haşlayabilirsiniz. Ya da bunu çok ince ince kıyarak, doğrayarak da haşlayabilirsiniz. Şimdi salatası için haşlama yapacağım ben. Yemek yapacaksanız, soğanla kavuracaksanız ince ince doğrayıp haşlarsınız arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Onu da denedim. Şimdi menengiç sürgünlerimiz, çetene sürgünlerimiz haşlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, menengiç sürgünlerimizi haşladık. Gördüğünüz gibi şöyle bütün haşladık. Şimdi baharatlarını ve tuzunu ekleyeceğiz içine. Öncelikle bir adet limon suyu ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Sıvı yağ. Sumak. Arzuya göre ekleyebilirsiniz sumağı. Ve iki diş sarımsak, dövülmüş sarımsak ekliyoruz. Sarımsağı isterseniz eklemeyebilirsiniz. Bu tamamen kendi isteğinize kalmış. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar salatamızı karıştırdık. Zeytinyağlı, sarımsaklı çok güzel bir salata oldu. Turşu niyetine de yiyebilirsiniz. Taze de tüketebilirsiniz. Çok lezzetli salata oldu. Şurada soğanla kavurduğum var. Doğrayıp soğanla, sadece soğanı doğrayıp kavurup içine haşlanmış menengiçleri atıyorsunuz. O kadar onun işlemi. Burada yoğurtlusunu yapmıştım daha önce. Bunda da malzemeler süzme yoğurt, yeşil soğan, sarımsak ve haşlanmış gene menengiç sürgünü. Bu da çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bulgur pilavıyla çok yendiğini söyledi arkadaşlar bana. Çok lezzetli, tavsiye ederim. Şurada da salamurasını yaptım. Daha sonra yazın sonunda kışın yemek için, gördüğünüz gibi. Şimdi size salamurasının tarifini vereceğim. Şimdi arkadaşlar menengiç sürgünlerimizi salamura yapacağız. Şöyle demetledik arkadaşlar elimizde. Bana bir arkadaş tarifini verdi. Ben daha önce salamurasını yapmamıştım. Çok teşekkür ediyorum takipçimize. Şimdi şu şekilde kavanozumuza yerleştiriyoruz. İyice bastırıyoruz arkadaşlar. Eğer sürgünlerin dip kısımlarında sert olma varsa, sertleşme, orayı hafifçe alabilirsiniz. Şimdi yarısına geldiğinde bir tane limon koyacağım. Limon dilimi şöyle. En üstüne de koyabilirsiniz. Şimdi biraz daha alacak. Bir parça daha alabilir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fazla gitmek istemiyorum. Çünkü üzerine su ve tuz ekleyeceğim. Şimdi bir yemek kaşığından biraz az tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Şu kadar. Bana tarif veren arkadaş soğuk suyla salamura yapılabileceğini söylemişti. Ama ben daha önce yapraklarda, yaprak salamurasında olduğu gibi sıcak suyla denemek istedim. Ve öyle yaptım öncekileri. Çünkü sıcak suyla hem biraz yumuşayacak, haşlama gibi olacak.
Hem de daha garanti tutma yöntemi olacağını düşündüğüm için o yüzden sıcak suyla. Şimdi bu şekilde limon tuzu da atabilirsiniz. Limon tuzu da atabilirsiniz ama ben limonu daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi kaynar suyumuzu tam böyle tepesine gelecek şekilde dolduruyoruz. Hafif şöyle sarımsak dövecinin arka tarafıyla bastırıyoruz arkadaşlar. Salamura yaprak basımı videomda, daha önceki videolarımda var. Salamura yaprak basımında da bu tekniği kullanıyorum ben. Çok da güzel, lezzetli oluyor salamura yapraklarınız. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Sıcak bir şekilde kapatıyoruz. Ters çevirmenize isterseniz gerek yok. Nasıl isterseniz. Gördüğünüz gibi salamura menengiçlerimiz de hazır. Afiyet şifa olsun arkadaşlar.